Fatoş'un geldiği gün. Nasıl? Onda lahmacun vardı. İyi mi? İyi. Adına verim de koy. Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün abimgil biz de köfte yapacağız, işli köfte. Bunu zaten ben kıymasını daha önce çıkartmıştım. Abimgil gelince dedik öbür kıymayı kullandık başka bir şey için, başka yemek için. Bunu da yine geri şey yaptık. Bunu da köfte yapacağız arkadaşlar. Kıyması buzu çözüldü. Kavuruyor şimdi. Şurada da yengem soğanını soydu, doğradı. Burada da robottan şey yapıyor. Takamadı mı bunu? Şöyle. At içine. Çok mu yandı gözüm? Yeter mi su? Yeter mi yenge? Bak bakayım. Suyunu da bayağı çekti zaten. Biraz daha çek. He, biraz daha çeksin. Uzun biberini atak mı sonra mı atak? Biraz suyun çeksin de. Ondan sonra mı? Evet, tamam. Hamurun da sonra yoruluk zaten. He, biraz biraz yoruluk hamur var olur mu yenge ondan? Olmaz da yeniden yap. Ona toprak eşkiliği yaparsın. He. Bunu soğusun. He. Güzelce biz sonra yaparız şeyini, köftesini sonra yoğuralım. He, yapacağımız zaman yaparız. Hem bu dağılmaz, sıcak sıcak koymazdık. He. Dağılmaz yani. He. Güzel olur. Biraz maydanoz, bir demet. Maydanoz mu? Karabiber. Karabiber. Kırmızı biber, az bir şey salça. Çalak. Biber, tuz, karabiber kaldı derer mesela. Salça. Salça. Biraz salça güzel olur. Soğanını. He, soğanını da atarsak çok he, güzel olur. He. Salçamız burada, karabiberimiz burada. Soğan burada, çekti geri. Bitti mi? Hı hı. O kapağını da sıyır yeri. Yenge bunu sıkacak mı? Yok, sıkmaya gerek yok. Direkt içine atacağız. Soğanı koyalım. En sonu baharatlar serdi. Şimdi baharatlar koymayacak. Serde soğan. Elini nasıl yersin yenge? Yok. Şuradan kabuk kalmış bir tane. Bu biraz soğan da su. Arkadaşlar soğanın da karıştırdı yengem şimdi. Soğan etsin. Soğan koysun. Yani mı? Bu kazanın tencerenin kapağını ölse. Kapağını mı? Evet. Ya camlı daha güzel olur. Ha, bu küçük geldi bana. Kaşık koyacak şey var mı? Kaşık koyacak şöyle uzun şeyler olur mu? He yok, onunla benim yok. Bir tabağa koyalım. Hah, tabak vereyim. Şurada yanında hangi biraz bu kendisini bıraksın, solsun. Hı. Ondan sonra. He. Arkadaşlar yengeme telefon geldi o sırada. Şimdi geri kalan şeyini ben yapacağım. Soğanını koyduk, doğradık güzelce. Doğradık, içine koyduk. Şimdi baharatlarını atacağım. İçine tuzunu, şeyini, ilk önce yengem salçasını koy dedi. Sonra baharatlarını at dedi. Ya zeytinyağı kullandık arkadaşlar. Az kullandık. Yengemin şeyiyle, tarifiyle yapıyor bunu. Dün akşam dedim yenge yapak dedim. Yok ya dedim, masrafa girme dedi. Ya yok dedim, olur mu dedim. Biz gittiğimiz zaman kendi şaşıyor bize. Ne var ne yok hepsini önümüze döker, çıkardır. Gözü gönlü bol, sofrası bol. Yapana yapacaksın sen de. Onun için yani dar vakitte de gitsen, hani haberli de gitsen, habersiz de gitsen, dar vakitte de gitsen hemen yapar, şey yapar, önüne koyar yani. Öyle bir insan. Sofrası bol, zaten bir kere
düğünde evlerine gittik, küçük abimin evinde şey çektirdik zaten, video çektirdik. Çayın yanında bile mesela o kadar şeyleri çıkartmışlardı. Şimdi biraz da biber de koyacağım içine. Şöyle tuzunu atayım. Yaprak biberini atayım. Şöyle bir tane daha atayım, acılı olsun. Karabiber çok az, şöyle. Bu kadar baharat yeterli. Salçasını ona göre ayarladım. Çünkü yaprak biberi de atacaktım. Ona göre rengin kırmızı olması daha şey oldu. Böyle olunca daha kırmızı oluyor. Yengeme de göstereyim. O şimdi telefonda konuşuyor. Arkadaşlar, içimiz böyle oldu. Şimdi bunu tepsiye dökeceğiz, soğuyacak. Ondan sonra hamurunu yoğuracağız. Köftemizi yaparken beraber gene görüşürüz inşallah. Arkadaşlar, bulgurumuzu, yani köftelik bulguru leğene döktük. Setik, ince setik var ya ondan. Yengem dedi şey koyuyorum ben, patates koyayım dedi. İrmik de koyak mı yengecik? Ben patatesden yiyorum, sen bilirsin. Şöyle azıcık dökek çıtır öyle olsun diye. Biraz sert oluyor, imlikle yaptığımız sert oluyor. Çıtır çıtır kızartmada oluyor. Kızartmada sert oluyor ama haşlamada sert. İyi mi böyle? He, koy koy. İrmik. Hı. Yeter mi? Yeter. Al patatesini de dök içine. Yengem patatesle yapıyormuş. Onun için dedi, patatesle dedi şey yapayım dedi. Biraz yoğurursan el lezzeti çıkar. El lezzetin de güzel olur. Elin lezzeti. Biraz ıslanırsın bu. Islansın. Baharatını atacak mısın, soğanı mı atacak? Hepsini atacağız. Bakayım. Salça. Kaşık orada. Simit kara ya, fazla salçalı da olmasın. Yani kimisi sade yapıyor. O da çok beyaz oluyor yenge ya. Hı. Salçasını şeyini bilene fazla koymuyor. Karabiber. Karabiber. Un. Rahanı takacak. Getiren açık. Rahanlı da güzel olur yani. He, kokusu şey oluyor. İçine lezzetli. De güzel oluyor. He. Kızlara desek rahanı sever mi? Bir şey olmaz ki, kokusu olsa şey olmaz öyle. Yorurken ezilir Sahar o. Yeter bu kadar. Hı. Sapı da düştü. Şey kuru nemlenmiş. Hı. O yoğurdukça açılır. Bu kadar. Hı. Başka bir şey yok değil mi? Hı. Bu şimdi ne kadar bekleyecek yenge? Ay, çekti yani, yoğuracağım. Böyle çekti suyunu biraz. Azıcık şeyle gitsin. Aha, çekti suyunu. Azıcık soğusun da. Taş gibi tutar. Hiç bozulmaz köfte bu patatesle, oldu mu ya? Böyle çok lezzetli olur. Patatesi hiç denemedim yenge bu zamana kadar. Ben o gün senin etlikli imrik bulamadım. Dedi bir arkadaşım var, Osmaniyeli. O dedi ki imrikle şeyle yapıyorum ben dedi, patatesle. Hiç imrik kullanmıyorum dedi. Daha güzel, lezzetli oluyor, yumuşak oluyor dedi. Sert olmuyor dedi. Ben de o aklıma düştü. Şeydi, orucudu. Fatoş, en son Fatoş'a gelinimize haşladım. He. He. Yaptın, dolaba mı koydun yoksa? He, dolaba koydum. He. Biz de işte
Yaparık dedik ki değişiklik olur. Yerik yanına da bir mercimek çorbası yaparık. Güzel olur. Cacık da güzel olur. Salata da güzel olur. Salata yaparım. Şimdi mercimek çorbası var ya şey yapmak, cacık yeşillik yapmak. Yeşillik de olur. Yani illa şart değil. Salata. Şeyle de olur. Tere işte uçura yemlik diyorlar Antepliler. Onlardan buralarda yok da. Sıcak. Tez tutar. Ne kadar yoğuracağım onu yenge? Bir 20 dakika, 25 dakika yoğurursun. Kendine geldi. Yani şey zaten ıslandı ya. Çabuk simit olur. De, simit de güzel simit yani esmer simit. Esmer simit daha lezzetli oluyor. Abim dedi hemen baktım abim elini esmere uzattı. Dedim esmer lezzetli oluyor diyorlar dedim. Esmerden Allah dedim. Tamam dedi abim de. Abim biliyor ben esmer burgur kullanıyorum. O da geldi benden beraber hemen. İçli köfteye ben esmer kullanırım. Öteki de güzel oluyor da esmer lezzetli oluyor. Rümeysa. Kızlar dışarıda. Çay demlendi mi? Açık su getirseniz ben bismillahirrahmanirrahim. Rümeysa. Bereket Allah'tan, sebep Allah'tan. Bereketin Cenab-ı Mevlam versin. Amin. Rümeysa. Rümeysa. Gel lan kızım. Ha? Kızım ben video çekiyorum. Azıcık yengene su doldu da getir şunu. Tuz atmadık herhalde seninle. Yenge de salça duzlu diye şey yapmadım ama. Evet. Gene de bir bakarak. Bir tane sulan doğrayacaktık. İçine güzel olur da. Allah'ını seveyim seni. Ben de şey yapayım. Vur oğlum vur. Şantan nerede şu şeye koyacağım da? Nereye gece lamba mı? Orada yanında. Bizim lamba çok ışıtıyor. Bizim Hatice diyor, madırım diyor bana. Azıcık da tuz getir kızım bir tatlı kaşığı. Madırım diyor bana. Çay içecek. Tamam için biz de geliyor kaha. At kızım için at. Ben şey salça tuzlu şey yaptım da gene de tuzu gıt olur onun şimdi. Ben bakmadan atmam. Elim geldi. Ona da tuz doldur kızım ya. Bitmiş. Tamam hadi götür bardakları götür. Anam gibi ekmek de koyuyorlar yenge içine. Şehriye de koyuyorlar. Şehriye koyuyorlar, ekmek de koyuyorlar içine. Şu yukarı ekmeği var ya. He ben bir un koyuyorum. Ondan da koyuyorlar. Yenge yarın bir köfte yoğur da yiyek kız. Bu köfte? O bu içli köfte. Öbürü kuru köfte. O senin köften güzel oluyor. Yumuşacık oldu görüyor musun? Yengemin elinin lezzeti bambaşka arkadaşlar gerçekten. Yüzü diye demiyorum. Her zaman da çocuklara da söylerim. Eşim de her zaman söyler. Şey yaparık. Gerçekten sofrası bol, bereketli. Ne varsa önüne çıkardır. Hiç saklamaz, şey yapmaz. Bir bakan ki ne gittin. Hemen çeşit çeşit sofraya yemekler gelmiş. Allah onun için bereketini veriyor. Evinden misafiri de eksik olmaz. Geleni gideni eksik olmaz. Çoluk çocuk hepsi üstündeydi. Bu zamana kadar daha yeni yeni herkes kendi kabuğuna çekildiler. Allah'a çok şükür. Allah nasihatten düşürmesin. Amin. Yani her zaman sofrası bol, geniş. Yani ne bileyim, gönlü bol. Senin de bu sofran bol, sevmiyor. Yani ben de elimden geldiği kadar oldum. Hiç esirgemem yenge. Az çok beni biliyorsunuz zaten. Geliyorsunuz. Biraz da un koyarım ben. Onu getirdik şimdi. Yumurta da kıran var. Yumurta kırak mı içini? Kırarsan kırarsın. Zaten hamur kim oldu? Kırmamıza gerek var mı? Kırak. İki tane kırak. Dur ben gideyim. Yumurtaya kırak da gösterme. Hadi sen istersen. İki tane yumurta arkadaşlar.
da getirdim yenge, şöyle Suze'ye de getirdim. Elerik. Kaç saat sürer yenge dökmemiz? Dökmemiz derken uymamız mı? Sürer bayağı. Elif'i de çağırıp. Ama ben senin gibi sivri yapamıyorum. Ben topalak topalak yapıyorum. He. Ben genelde makinede yapıyordum. Makinede bu aralar sanki değişti gibi kalın kalın çıkartmaya başladı. Vallahi ben makinem var. Hiç yapmıyorum. Elimde yapıyorum ben. Elimde de yoğuruyorum. Ha bir aşırı şey diyorsun ya. Böyle yoğuruyorsun, makineye atıyorsun. Çok güzel ince çıkarıyor. Ama bunun gibi oluyor. Lezzeti o kadar şey olmuyor. Ama bu lezzetli oluyor. Elin lezzeti çıkıyor. Aslında elinde yoğurup da makinede oydursan nasıl olur acaba? İşte bir de makinede çekiyorsun. İnceliyor burgur. Çok sürmez ya. Yetiştirdik bire. Üçümüz içeriden yaparsak. Ben biraz yavaş yapıyorum ama. Yok, ben açıp Elif'e veriyorum. Elif de kapatıyor. Anamın geldiğinde biz bir yemlik yaptık anamla. Çabuk sürdü, şey yaptı. Ben makineden çıkarttım anama verdim. Anam da doldurdu, kapattı. Ne var ki açmasına? Siyah bulgur çok lezzetli oluyor. Sizin Sultangil'in evinde hasar var mı? Onunki de biri seninki gibi yerde. Fazla yok. O nerede oturuyordu? Bademli köyünde. Bademli köyünde ne oluyordu? Beynamazlı. Şurada. Kocası ne iş yapıyor yenge? Şirkette çalışıyor. De o şeyden düştü ya. Ondan beri rahatı yok. İnşaattan mı düştü? Hı. Abo vay. Kafası biraz. Şükran'ın evi kepti. Bacım Şükran'ın evi depremde hasar gördü. O da götüremedi. Geldiler şey yaptılar. Oturulamaz aldı. Çadırda ağır hasarlı. Çadırda oturuyor şimdi. Oraların hep söylemiş yenge kız. Dezemgil'inki de öyleymiş. O Mehmet Yoğun'un evi de kepmiş. Öyle mi? Abo vay. O da parça parça biraz yaptırıyordu. İşte orada çoğunun. Hiç zaten orada herhalde daha büyük deprem olur. Maraş'a yakın ya. Yakın olduğu için orası. Bir de dağ eteklerini şey yaparmış yenge, takip edermiş ya. Vallahi bu deprem bayağı bir kuvvetli bir deprem. Yani. Antep'te de bazı yerlerine İbrahim tarafı gitti. İbrahim'le o taraflar gitti. Bizim bu taraflarda da çatlaklık vardı, öyle kötü değil yani. Onu koyalım. Tamam mı? Yeter bu un. Çok güzelmiş onun da. Bunun bir Osman abi var. Geçen sene söz verdiydi. Gelinim dedi. O gelinim der her zaman bana. Gelinim dedi. Sana bir torba dedi. Un getireceğim dedi. Geçen sene de getiremediler. Ondan sonra getiremeyince o zaman da işte sonradan ne oldu? Ben de pazarda gördüm. Hanımıyla alışverişe gelmiş. Osman abi dedim, sen bana un söz verdin dedim. Ne oldu? Vallahi gelinim dedi. Unuttum dedi. O sıralar dedi. Benim dedi kafa dedi karışıktı, dalgındı dedi. Unuttum dedi. Ondan sonra geçen de bir baktaydım işte. Özlü değil mi? Geçen de bir baktaydım, gelmiş geldim dedi, ununu getirdim dedi. Maşallah. Allah kabul eylesin. Çektirmiş değirmende de çektirmiş. Getirmiş. Ben vallahi Osman abi Allah razı çok olsun dedim. Her şeyimi kullanamayayım gibi sadece Mustafa Bağan işte fırında çalışırken bir torba un aldıydı.
Anne dedi fırından çıkmadan sana bir torba un alayım dedi. Poğaça ne yapıyorum ya hani. He. Pastalara dedi onu kullanırsın dedi. Öbürüne de dedi börek ne yapmıyor çok öbürünü kullanırsın. He. Bunda işte birinci sınıf. he, adam getirdi kullanıyor şimdi. Buğdayını değil mi? Buğday unu. Benim de ayak biraz sorunlu ya. He. Oturup kalkmak biraz. Şey yengemin ayağı kırıldıydı arkadaşlar. O da ameliyat oldu ardı ardına. O ardı ardına ameliyat olduğundan biraz oturup kalkarken zor oluyor. Yemek yerken o da eşim gibi ayağını uzatarak yiyor. İki yerden kırıldı. He, iki yerden kırıldı yengem. O da tam aşığın üstünde yani bilek kısmından kırıldı. Kaval yemekle aşığı He. topuk kırıldı. Ha tuttu Selvi. Hı. Eline sağlık yenge. Güzel oldu. Bu biraz dinlensin biz çayımızı mı içek? Evet. Çayımızı içek ondan sonra köftemizi yapmaya devam edek. Semaver'de çay demlediler kızlar. Onlar oturuyorlar dışarıda. Osmaniye tarafı Selvi köfteyi közde pişiriyorlar. He kız yenge onu ben de duydum ha. Biz gördük. Izgara var ya. He. Izgaraya koyup ızgaranın üstüne hani kebap gibi He. pişiriyorlar. Şu... Ama onlarınki şey gibi oluyor. Bardak altı gibi yuvarlak bardak altı var ya. He. Aynı onun gibi bezdirme gibi. Yuvarlak oluyor He onlarınki. yuvarlak bezdirme gibi yapıyorlar. Aha bak tuttu. He, eline sağlık. Çok güzel oldu hamuru. Arkadaşlar köfteyi yengem yapmaya başladı. Yengem açıyor. Yeğenim de kapatıyor. Yeğenim alan yaşadı ha bekar. 23 yaşında. 22. 22 mi? 22 yaşında. Talibi olan olursa, çıkan olursa, işi gücü yerinde, hali vakti yerinde, arabası evi olan olursa, güzel bir maaşı olan olursa verebilirik yani. Öyle fabrikası olan. Yok o kadar değil. Benim daha arabası olan. Üzerimin daha evlenme vakti gelmedi. Geldi geldi. Ben de elif abla. Altılara bak sen nasıl da savunuyor. Ben de elif abla. Evet. Abi onu bırak bırak. Yap lan köfteleri çek. Bitiyiz. Salatalık da koyan varmış bunun içine. Salatalık oyan, onunla oyan da varmış. Onu yenge ben denedim de beceredemedim. Aa, biraz böyle açınca onu sokuyorsun içine. Ben böyle kendim böyle içi bak incecik yani. Ben kendim yapıyorum böyle şey Antep işi. böyle. Hani bir tane şey, yüzü rengi adam var ya Antep'te. Herkes bir kebapçı arasına bekliyor şey. Hani işimizin başımızda olduğu doğrudur. Herkes bir kebapçı arasına bekliyor diyor ya. Biliyor musun onu? Yok. O adamın konusu çok güzel. Seveyim sizin. Ana kız yarışıyorlar abi. Dayko. Ben namazımı kılayım. Ama dayım arabayı güzel Sen sürüyor namazını ha. kıl hadi. Hatice de yapıyor. Hatice, yeğenim, hadi gelsin de elini at. Hatice de yapıyor. Ben yapamıyorum herhalde. Sen de öğren kızım. Hatice İstesen anlamaz. yaparsın ama. Meşgul. Ama benim kızım var ya, Allah'a çok şükür yemesi içmesi şey işi gücü çok şey benim kızımın Allah'a çok şükür. Maşallah var valla. Her şeye dört Dediğim gibi dörtlük. gerçekten alan yaşar. Evine, Dört dörtlük. işine, yemeğine. Valla her şeye dört dört. Yenge burada ev yok da evlenince bir de yapmıyormuş. Yok Tam tersi yapar. çıkıyormuş. Övdüğün kız bu mu Yok. diyecekler sonra. Yok. Ya vallahi gerçekten Kur'an'ın oku, he, kafalı yani öyle şey yok şeyde. yani çalışkan maşallah. İkimiz de ev hasmettik işinde yaptık. yemekte eli lezzetli şey güzel yani. Kur'an ikimiz de hatmettik Allah'a şükür. Benimki bir tane kaldı. Bir tanesi 9'da kaldım. Onu da oğlumun mevlidinde. İnşallah Allah'ın izniyle. Oğlumun mevlidinde alacağım. Mevlid yapacağım. Mevlüt ne var? Kadınlar arasında. Hemen önce atalım.
kenara yapar. Çekecek sen mi? Yok, yok, üç tane daha yap ondan sonra. Ben çok büyük sevmiyorum. Böyle ben, iyi ya. Ben küçük seviyorum. Bu haşlamalık der mi yenge haşlayacağız? Haşla, kızartması çok güzel olur. Yumuşak yani. Yarılmaz yani. İnşallah. Yarılan yok. Yarılan var mı? Güzel. Eline sağ ol. Şimdi videoda cüceler misafir iş yapıyoruz. Misafir dedi, ev sahibi yengem. Misafir değilik biz. Ev sahibi. Kendi de gelir bizde yapar yani. Aynen öyle. Ben abim gelin evinde çok rahat ederim. Mesela başka belki bir yakın olsa hani şey olmaz ama Mehmet abim gelin. Hasan abim evinde çok aynı rahat köyün ederim. Aynı çocuk yani. Birbirinde rahat etmeyeceğin de kime gideceğim? Yani abimin evinde çok rahat ediyorum. Yemeden, içmeden, yatmadan, kalkmadan her türlü yani. Ne olacak insan? Bir bakarsın kanatlı kuş orada, bir bakarsın burada. Ha dün geldik, bugün ha buradayız. Arkadaşlar mercimek çorbamızı yaptık. Kıvamı çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Güzelce. Kıvamı çok güzel oldu. Daha yağlamadık ama. Yağlayacağız. Soslamadım da. Şimdi köftelerimizi de buraya attık. Burada haşlamalık. Bir tepsi haşlayacağız. Birazını da kızartacağız. Burada. Artan hamurları da yengem böyle yaptı. Bunu da sabah kahvaltısında kızartıp yiyeceğiz. Bezdirme. Burada da yağ koyduk arkadaşlar. Şeye. Burada da kızartıyoruz bir yandan. Kızartmaya yiyeceğiz. Birazını kızartacağız. Birazını haşlayacağız. Burada da Rümeysa salata yapacak. O da salata malzemesini hazırlıyor. Abdullah. Mustafa ne yapıyorsun oğlum, dışarı tek başına oturdun? Soğuk değil mi orası? Köftelerimiz nasıl olmuş arkadaşlar, bakın. Bunları sivri sivri yaptık, makinede çektik. Yengem yaptı. İlk önce yengem elinde açıyordu. Onları zaten haşlamalık attık tencerenin içine. Sonra dedim ki ne yengeden böyle yoruluyor dedim, şeyi getireyim mi dedim, makineye dedim, yok mok dedi. Sonra ben gittim makineye getirdim, makinede ben açtım, Elif'le kendiler de içledi. Mustafa işim, el salla bakayım. Kral, çekiyorum bak. Tamam. El salla. Selam söyle. Ne söyleyeyim, bak kafa yedi. Tavşikler. Yerim lan seni, yerim 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 yerim. Parmağım içine girse yerim lan. Lan yerim yerim. Aha. Baba bugün havada.
Antep'teydik. Nereye gelince, akşamı nereye gelince hamur yürü, ekmek yapacağım, hamur yürü. Kalktım hamuru yoğurdum. Dedim biraz dışarı çıkayım da şöyle hava alayım. Gel dedim kendimi böyle kolumu çemberlemişim, hamur yürüyorum gidiyorum bari. Kızı ne atıyorsun sen dedim ama. Hamur yürüyordu. İyi ben hamur yürüdüm, hamur yürüdüm diye. O zaman hevesliydim öyle şeylere. Şimdi gitti mi? Gitti. Rümeysa mı hevesliydi o şöyle? Küçücüktü. Bırakın ben hamuru yürüdüm diye. Hadi ilk başlıcı ben attım. O kumbara da olsun. Arkadaşlar köftelerimizi yaptık. Şunları kızarttık. Şunları da haşladık ortada. Mercimek çorbası haşlanandan ben bilmedim ağzını kapattım, kapanmaması gerekiyormuş. Yengemde de ağzı kapanmayacak dedi. Kapattığım için birkaç tanesi patladı öyle. Tam olmuş yani. Antep andırıyor yani. Salatamızı Rümeysa yaptı. Mercimek çorbası. Yengemin ellerine sağlık. Yeğenlerimin de eline sağlık. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.